Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı mevkiinde akşam saatlerinde petrol boru hattında meydana gelen patlamanın ardından bölgede geniş bir alana yayılan bir yangın çıktı. Ve patlama haberinin alındığı ilk andan itibaren bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kameraman arkadaşım Bülent Serin şu anda yoğun tipinin hakim olduğu bulunduğumuz noktada Pazarcık ilçesine yaklaşık 20 kilometre mesafede meydana gelen patlamanın bulunduğu noktayı ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Çok sayıda itfaiye aracı buraya sevk edildi. Gaziantep'ten takviye ekiplerinin de yola çıktığı bilgisi paylaşıldı. Burada meydana gelen patlamanın ardından başlayan alevleri, başlayan yangını söndürmek için burada gerçekten ekipler yoğun bir faaliyet gösteriyorlar. Tabii bulunduğumuz noktaya gelirken aslında birkaç komuta noktasından geçmek zorunda kaldık. Bulunduğumuz bölge Pazarcık ilçesine yaklaşık 20 kilometre demiştik. Kahramanmaraş Gaziantep yolundaydık. En fazla yaklaşılabilen nokta burası. Tabii bu haberciler için geçerli bir konu. Normalde sivil araçlara buraya kadar gelmek için müsaade edilmiyor. Polis kavşak noktalarındaki geçişleri denetleyerek görevli olmayanların buraya yaklaşmasına engel olmaya çalışıyor. Çünkü bölgedeki riskin hala biraz yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bulunduğumuz yer Narlı mevkine yakın demiştik. Bölgeye yakın yerleşim yerleri de var. Yaşanan olayın ardından en büyük endişe gördüğünüz yangını, gördüğünüz alevlerin yerleşim yerlerine de sıçramasıyla alakalıydı. İşte bu endişeyi bertaraf etmek, alevleri söndürebilmek için ekipler onlarca itfaiye aracıyla şu anda yangına müdahale etmeye devam ediyor. Karşımızda bulunan noktada geniş bir alev kümesinin olduğunu görüyoruz. Onun dışında geniş bir alana yayılan irili ufaklı alevlerin de yine tipinin el verdiği ölçüde gözümüze çarptığını buradan söylemek gerekiyor. Ekiplerin mücadelesi alevleri söndürmek için gece boyunca devam edecek gibi görünüyor. Tabii onların da amacı en kısa sürede bu alevleri ortadan kaldırmak, alevleri söndürmek. Tabii patlamanın nedenine ilişkin henüz bize ulaşan bir bilgi yok. Aynı şekilde kimsenin konuşmak, dile getirmek istemediği senaryo olan ölü ya da yaralı ile ilgili de henüz bize gelen bir bilgi yok. Konuyla ilgili detayların önümüzdeki saatlerde ya da gün aydınlanmaya başladığında netleşmesini bekliyoruz. Biz de bölgedeki gelişmeleri bu şekilde size aktarmış olalım. Fuat Kozluk.